İbn Sina, hekimlerin hekimi olarak bilinmektedir. Modern tıbbın babası olarak adlandırılan İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında, yok yok. Dünya çapında saygınlık gören tıp alimi İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında bulunan, narı balla karıştırmanın faydalarını, bu videomuzda sizlere aktaracağız. Nar ve bal karışımı gibi, mucizevi bir yöntem, daha önce hiç denemediğiniz, birçok hastalığa şifa olacak bir yöntem anlatacağız. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Yüzlerce hastalığa şifa bulan İbn Sina, kaleme aldığı kitabında, şifa veren reçeteleri, ayrıntılarıyla anlattı. Öncelikle, narın faydaları nelerdir? Nar, hem hastalıklardan korunmada, hem de sağlığın geliştirilmesinde, pek çok olumlu etkiye sahiptir. Bir meyve olarak, günlük beslenme planları içerisinde sevilerek tüketilmesinin yanı sıra, uzun yıllardır alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Faydalarını, detaylı inceleyelim. Hafızayı koruyor. Meyve suyundaki antioksidanların ve yüksek konsantrasyonlarının Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurduğu ve hafızayı koruduğuna inanılmaktadır. C vitamini kaynağıdır. Bir bardak nar suyu, günlük C vitamini ihtiyacının %40'ını karşılar. Kanseri önlüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, nar suyunun prostat kanserini önlediği ortaya çıkarmıştır. Çeşitli meyve suyu üzerinde yapılan araştırmalarda, nar suyunun prostat kanserinde en etkili içecek olduğu görüldü. Nar suyunu beslenmenizden kesinlikle eksik etmeyin. Antioksidan zenginidir. Nar taneleri canlı kırmızı tonlarını polifenollerden alır. Bu elementler güçlü antioksidanlardır. Nar suyu, diğer meyve sularına oranla daha yüksek seviyede antioksidan içerir. Nar suyundaki antioksidanlar serbest radikallerin giderilmesine, hücrelerin zarar görmemesine ve iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir. Sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olmaktadır. Nar suyu, bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltır. Kron hastalığı, ülseratif kolit ve diğer inflamatuar bağırsak hastalıkları olan kişiler için faydalı olabilir. Nar suyunun ishale yardım edip etmeyeceği konusunda çelişkili inançlar ve araştırmalar olsa da çoğu doktor kendinizi daha iyi hissedene ve semptomlarınız düzelene kadar kaçınmanızı önerir. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Nar, yüksek konsantrasyondaki antioksidanları nedeniyle güçlü bir antiinflamatuardır. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir ve oksidatif stres ve hasarı önleyebilir. Kalbi ve damarları korur. Nar en doğal kalp ilacı olarak bilinir. Kalbi korur, damarları onarır. Yapılan araştırmalar, narın kan akışını iyileştirdiği ve damar tıkanıklığını önlediğini ortaya çıkarmıştır. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Günlük nar suyu içmek de sistolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Diyabeti azaltır. Nar, geleneksel olarak Orta Doğu ve Hindistan'da diyabet ilacı olarak kullanılmıştır. Narın diyabet üzerindeki etkileri hakkında, hala pek bir şey bilinmemekle birlikte, insülin direncini azaltmaya ve kan şekeri düşürmeye yardımcı olabildiğini söyleyebiliriz. Cinsel performans ve doğurganlığa etkisi. Nar suyunun antioksidan konsantrasyonu ve oksidatif stresi etkileme yeteneği, onu potansiyel bir doğurganlık yardımcısı yapar. Oksidatif stresin, sperm fonksiyon bozukluğuna neden olduğu ve kadınlarda doğurganlığı azalttığı gösterilmiştir. Meyve suyunun plasentadaki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu da gösterilmiştir. Ancak araştırmacılar, bunun sağlayabileceği kesin yararları henüz bilmiyorlar. Nar suyu içmek, erkek ve kadınlarda cinsel isteği arttırmaya yardımcı olmaktadır. Stresi azaltır. Kraliçe Margaret Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, nar suyunu içen insanlar, stresli durumlarda, artmış olan bir stres hormonu olan, kortizol seviyelerinin daha düşük olduğunu gösterdi. Vücudumuza oksijen maskesi gibi davranır. Nar, kanımızdaki oksijen seviyesini pompalamaya yardımcı olur. Narda bulunan antioksidanlar, serbest radikallerle savaşır, kolesterolü düşürür ve kanın pıhtılaşmasını önler. Bütün bunlar nihayetinde, kanın serbestçe akmasına ve böylece vücudunuzdaki oksijen seviyesinin artmasına yardımcı olur. Şimdi, tıp alimi İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında bulunan, narı balla karıştırıp yemenin mucizevi faydalarına geçelim. Ballı nar, ilk olarak boğaz, enfeksiyonlarını dindirmeye yardımcı olur. İltihaplı ve tahriş olmuş bademciklerin yumuşamasına yardımcı olur. Nar üzerine bal döküp yemek, mide ekşimesi yaşayanlara iyi gelir. Reflü, gastrit ve mide spazmlarını rahatlatıcı etkisi vardır. Kabuğu yeşil olan idrarı artırır, ekşisi iltihaplı hastalıklara ve diyabete, tatlısı ise boğaz ve göğüs hastalıklarına ilaçtır. Nar, ateşli hastalıklara şifadır. Nar bağırsak fonksiyonlarını düzenleyici etkisini bal ile tüketildiği takdirde daha da arttırır. Kolon kanseri başta olmak üzere, bağırsak hastalıklarından koruyucudur. Nar taneleri, bal ile karıştırıldıktan sonra, kötü yaraların üzerine sürüldüğünde etkili bir iyileştirici güce sahiptir. Nar suyu, bal karışımı hazmı kuvvetlendirir. Çekirdekleri ve iç kabuğu ile yenirse, kabızlığı önler, mideyi temizler. Mevsiminde içilen nar suyu cildi temizler ve parlatır.
Çekirdeksiz nar ve saf nar suyu kabızlık yapar. O yüzden nar suyunu içerken, günde 1 ila 2 defa üzüm veya incir yemeli ve buna 4 ila 5 gün devam edilmelidir. Nar kabukları ishal kesici ve kurt düşürücü ilaç olarak da kullanılır. Balın faydaları. Peygamber Efendimiz, ölüm hariç her derde devadır demiş ama, hakiki bal için. Maalesef günümüz şartlarında, doğal yollarla üretilmiş, gerçek bal bulmak gerçekten zorlaştı. Kahvaltıların en sevileni, binlerce yıldır tatlandırıcı olarak kullanılan şifa deposu balın faydaları saymakla bitmiyor. Bal mineral, vitamin ve amino asitler içerdiği için kilonuzu korumanıza yardımcı olur ve obezite riskini azaltır. Bal, prebiyotiktir. Vücuttaki yararlı hücreleri arttırır. Alerjik semptomları azaltır. İçerisinde bazı kanser risklerini azaltacak flavonoidler barındırır. Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir. Antibakteriyeldir. Enerji verir. Cildi iyileştirir. Kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir. Ve sayamadığımız daha birçok faydası mevcuttur. Allah'ın yarattığı tüm bitkilerde, mucizevi şifalar var, bunları doğru zamanda ve doğru şekilde tüketebilmek çok önemli. Bu videomuzda sizlere, nar suyu ve balın faydaları nelerdir? İbn-i Sina'nın şifa dolu tarifi hakkında bilgiler verdik. Kanalımızda yer alan doğal çözümler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.